Selamlar millet. Bugün Serap Adlı'nın canlı kanlı ilk bakışıyla birlikteyiz. Oyun şekli adı da görüldüğü gibi bir action combat dediğimiz MMORPG için combat dediğimiz bir sistemde. Hatta hack and slash dediğimiz bir yapıda kendisi burada da gösteriyor. Oyunun Steam sürümü var burada ama Steam'e daha çıkmadı. Ayrıca oyun kriptoya da giriyor. Onu da birazdan anlatacağım ama genel itibariyle oyun hack and slash'e dayalı böyle Diablo falan gibi bir oyun. Yukarıdan baktığımız bu tarzda bir oyun yine izometrik diyebileceğimiz nitelikli action RPG diye geçmekte. Daha açılmadı dediğim gibi Steam sürümüne daha var açılmadı ama şu anda beta gibi diyebileceğimiz yani beta da değil aslında da Steam üstünden şu anda açık ve oynanabilir halde duruyor. Aktivasyon koduyla sadece alım yapıyor. Aktivasyon için elimde birkaç kod var. Bunları ben Discord'dan dağıtıyorum belli aralıklarla. Merak eden isteyen varsa kaç tane kaldı? 5-6 tane bir şey kaldı galiba. Onları verebilirim. Onun dışında görüyorsun zaten oyunu. Gayet iyi de duruyor bu arada. Diablo'ya ben çok benzettiğim yanları var. Hiç fena durmuyor. Birlikte göreceğiz, oynayacağız. Onun dışında şöyle bakacak olursak ücretsiz çıkacağını tahmin ediyorum bu arada. Fiyatı şu an yazmıyor ama büyük ihtimal ücretsiz olacaktır. Onun dışında tek oyunculu, çevrimiçi PvP, eşli oyunculu falan oynanabiliyor. Türkçe dil seçeneği yok. Gelme ihtimali bilmiyorum var mı yok mu ama olacağını ben tahmin ediyorum diyelim. Onun da dışında çünkü oyunda bu arada Türk oyuncusu bayağı fazla onu da söyleyeyim. Yani bayağı fazla dedim bekleyen çok fazla Türk var oyunu. Bir de kripto olduğu için ayrı bir bekleniyor. Aksiyon rol yapma oyunu ücretsiz olacakmış bak zaten yazmışlar. Büyük ihtimal dediğim gibi ücretsiz olacak. O şekilde. Buradan dediğim gibi şu an oynayamıyorsunuz ama buradan siz kendi sitesinden indirebiliyorsunuz. Ancak Android ve PC sürümünü download edebiliyorsunuz. iOS sürümü yok. PC'ye indirdiğinizde de şöyle bir sıkıntı var. Aktivasyon kodu istiyor birincisi. İkincisi de ülke bölgeden dolayı bir sıkıntı var. Onu göstermeye çalışacağım birazdan. Eğer hata verirse onu birlikte ayarlayıp oyuna girişini de göstermiş olacağım. Giremeyenler için ona da bir rehber niteliği olmuş olacak. Şöyle bakacak olursak buradan işte white paper'larını falan bakabilirsiniz. Aslında buna bakmak lazım da. Burada alfa testler işte bir milestone'u var burada. İşte ne zaman çıktılar, neler yapıldı, beta testi 2023'ün 7. ayında yapılmış falan mesela. Böyle testleri falan yapılmış. Artık da son kısma doğru gidiyoruz. Yani son testleri yapıyoruz gibi bir şey. Aktivasyonla şu an kod verilip de oyuna alım yapılıyor ama tam olarak açıldığında artık açılmış olacak. Yani normal açık bir oyun olarak herkese açılmış olacak oyun diyebiliriz. Onun dışında burada işte white paper'ına bakabilirsiniz. Ben bunları çok kurcalamıyorum. Ben kripto inceler gibi oyunu incelemeyeceğim dediğim gibi. Ama buradan bu detaylarına da bakabilirsiniz. Tokenomik kısmı şu an biraz şey gibi dönüyor ama onu söyleyeyim. NFT üstüne bir item düşüyor buradan ve onu satıyorsunuz NFT olarak gibi düşünebilirsiniz. Coin'i de olacak. Yani coin de olacak diye tahmin ediyorum ben ama onlar için daha var galiba. Hatta şöyle bir fold coin'leri falan var diye tahmin ediyorum. Belli bir levelden sonra falan açılacak gibi durumlar var. O yüzden şimdiden kasmanız gerekiyor karakteri. Bu karakterler bir de silinmeyecek diye biliyorum ben. Şu andan itibaren oynayanlar için. Öyle şu an çok dediğim gibi bu kısma değinmek istemiyorum. Ben biraz da ilk bakış gibi inceleyeceğim oyunu ama merak edenler, kripto kısmını merak edenler bu kısmı inceleyebilirler. Oyun olarak ben inceleyeceğim ve oyun olarak bence hiç fena durmuyor. Biraz oynadım ve hoşuma gitti. Bunları birazdan bakacağız zaten. Roadmap'ini vesairesini işte hikayesini falan buradan bakabilirsiniz. Marketplace'i bu arada ACT Pass diye geçiyor. Buradan alıyorsunuz her şeyini yapıyorsunuz. Bakın NFT'ler hatta çıkmaya başlamış bile böyle. Bu tarz NFT'leri direkt Ethereum'la alıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Tekrardan Ethereum'la al sat yapabiliyorsunuz. Şöyle bakacak olursak işte karakterler, itemler, voidler falan olacak. Bir sürü olaylar var, skill tree'leri var. Yani tam anlamıyla bir action RPG, combat, MMORPG oyunu bu. Birlikte zaten göreceğiz. Buraları çok uzatmak da istemiyorum. Buraları zaten dediğim gibi bakarsınız hikayesini, karakterlerini falan kurcalarsınız. Üye olma olayını biraz anlatayım. Üyeliği şeyden yapmanız gerekiyor. ACT pası az önce göstermiştim ya. Neredeydi lan o? Şuradan mıydı? Buradan Connect Wallet mı diyorduk? Heh, buradan direkt Gmail ile giriş yapabiliyorsunuz. Oyun içinde de yine aynı şekilde Gmail ile giriş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde buraları da anlattıysam direkt oyuna geçeyim. Oyunu indirdiğinizde zaten RAR olarak indiriyor bakın. Zipli bir dosya geliyor. Bunu açıyorsunuz.
Bir tane böyle launcher'ımız açılıyor, tamam mı? Bu launcher'dan start dediğimiz zaman patch varsa patch'ini yapıyor. Yoksa direkt oyuna giriyorsunuz. Ancak burada bakın hata verecek mi? Düzeltmişler mi bunu? Burada hata yiyebilirsiniz arkadaşlar. Onu şimdi göstermeye çalışacağım ben bir. Bunu kapatınca direkt kapanıyor yani. Ekran geliyor değil mi bu arada? Ekranda sıkıntı yok. Ses. Heh. Böyle bir sıkıntı ile karşılaşabilirsiniz. Bu sıkıntı ile karşılaşıyorsanız arkadaşlar çıkıyorsunuz oyundan ve buradan tamamen kapatıyorsunuz. Launcher dahil tamamen kapatıyorsunuz. Buraya bölgesel ayarlar diyorsunuz. Tamam mı? Bu ayarı yapmazsanız oyuna girilmiyor. Ne yazık ki. Buraya bir tabi buradan bunu Amerika seçmeniz gerekiyor. Bizim ülkemizde neden çalışmadığını anlamış değilim. ABD seçiyorsunuz. Bu ülke bazlı bir engelleme değil. Daha çok bir oyun hatasından kaynaklanıyor. Büyük ihtimal bir şeyde hatalı bir şey var orada. Düzeltilebilir bir şey ama hala düzeltilmedi bilmiyorum. Bir düzeltilecek ama. Ondan emin olabilirsiniz. Bu şekilde ayarınızı yaptıktan sonra bakın bu şu saat falan değişiyor falan. Bunu yaptıktan sonra kaç gün değil mi? Belli bir süre içinde bu düzeltilecekmiş. Yani çok fazla bu şekilde bildirim var. Girdiğiniz zaman bu şekilde bir account kısmı çıkacak. İlk defa giriyorsanız şayet bu arada şeyi kapatayım. Bunu kapatayım. Ekranımı görebileyim istiyorum çünkü. Bu activation account olayı da işte burada geliyor karşınıza. Normal üye girişi yaptıktan sonra account'u kapalı olarak gelecek. Bir giriş yapamıyorsunuz diye biliyorum ben. Bilmiyorum yine denersiniz de. Büyük ihtimal giremeyeceksiniz. Account'u aktif etmeniz lazım. Bunun için de kod gerekiyor işte. Bu kodlardan dediğim gibi 5-6 tane var. Discord gelirseniz veririm. Buradan da server seçiyorsunuz. En düşük server Amerika olması enteresan. Avrupa'yı seçeceğiz biz. Start diyeceğim ve gireceğim bakalım. Şimdi biz bir karakter oluşturmuştuk. Hatta iki karakter oluşturdum da birini yanlışlıkla açtım gibi bir şey oldu. Biraz bir deneyim istedim. Sonra vazgeçtim onu oynamaktan. Barbarı çok oynamadım yani. İki tane karakterim var. İstersek 20 tane karakter oluşturabiliyoruz bu arada. Yeni karakter oluşturup sıfırdan başlayalım istiyorum ben. İşte okçuda şöyle bir şey var bu arada. Yan klaslar var, tamam mı? Her klasın iki tarafı var gibi düşünebilirsiniz. İki, ya bir Walker seçtiğiniz zaman burada yazıyor zaten. Bow Arrow, Spear olarak iki tane kullanabiliyorsunuz. Bir de elindeki kılıç kalkan var. İşte buna geçerseniz Necromancer bu direkt Mage tarzı böyle ne denir bunu? Necromancer işte yaratıklar çıkaran klas. Şöyle bir Sorcerer sınıfımız var. Bu da işte büyücü klası diyebileceğimiz bir klas. Bu daha açılmadı. Bu yeni açılacak bir klas. Belli değil ne olacağı tam. Bu sitesinde yazıyordu galiba da bakmadım çok. Ama yeni bir klas gelecek. Bu da Barbarian sınıfı. Bildiğimiz Warrior sınıf oluyor. Ben okçuyu bir biraz böyle ya, bir, bayağı bir oynadım aslında. Okçuyu fazla yine çok oynamadım da bu arada. Hani öğrenecek kadar oynadım. Fena değildi. Bir de böyle bir barbar açtım. Onu da bir tık oynadım. Bunu çok oynayamadım fazla dediğim gibi. Aleykümselam orada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oyun nasıl? Oyun fena değil dediğim gibi. Diablo'ya oldukça benziyor. Ben şimdi büyücü sınıfı açacağım. Bir de büyücüyü denemek istiyorum çünkü. Muhtemelen okçuya devam edeceğim ona. Bunu beğenmezsem okçuya devam edeceğim. Bir de bunu deneyeyim istiyorum. Aslında Necromancer'da deneyebilirim gibi de. Ne açsak ya? Bence büyücüyü deneyelim. O, çünkü büyücü güçlü duruyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Reckless TV dersen bunu büyük ihtimal kabul etmeyecek. Reckless TV dersen etti. Tamam. Bununla girelim. Ve login alalım. Şimdi ayarlarını gösterdim. Bu oyuna girebilmek için bunu yapmanız gerekiyor. Bu ekran birebir. Aynen. Diablo'ya çok benziyor. Çok. Evet. Ya bayağı benziyor arkadaşlar Diablo'ya. O yönden aslında aldığı özellikler güzel. Baktığımız zaman. Sesi falan biraz fazla kısmış olabilirim. Burada bir hikayesi falan var. Tabii bu ilk bakış olduğu için buralara ben geçiyorum. Buradan başlıyorsunuz. Oyuna ve böyle başlamış oluyorsunuz. Şimdi. Kontrol artık bizde. Bu bildiğimiz buradan sonrası Diablo gibi. İşte
İzometrik bakış açısıyla oynayacağımız bir kısım. Menüleri şöyle bakacak olursak şurada bir çetemiz var. Şurada bir Blacksmith cevaları falan böyle tıkladığınız zaman nerede olduğunu direkt gösterdiği, ayak izleriyle gösterdiği bir kısım var. Görevi hemen almayayım. Şunları bir anlatayım. Burada parti falan kurup girebiliyorsunuz. Partiler önemli bayağı. Bu arada kripto oyun olduğu için şey düşünenler olabilir. Full kullanıyor işte. Sistemi kullanıyor. Ekran kartını kullanıyor falan gibi şeyler çok dönüyor. Mirror'da da yapıldı. Nitro'da da yapıldı. Her kripto oyunda işte senin ekran kartını kullanıyorlar falan deniliyor. Kullanımı görüyorsunuz. Nitro'da şeyinde, Serap'ın da. Nitro bu arada arkada şu an. Hiç bunu çarptırmayayım. Serap içinde durum bu şu an yani görüyorsunuz. GPU kullanımı 17-20 bu aralarda dolaşıyor. Yani bir ekran kartı kullanımı söz konusu değil arkadaşlar. Onu hatırlatmak için bunu da göstereyim istedim. Çünkü her kripto oyunda yani Mirfold'da da kullanmadığını defalarca söyledik. Hala diyorlar ki kullanıyor falan filan. Yani ben göstereyim artık yine de inanmamak size kalmış. Arka planda ama kullanmadığını görüyorum ve düşünüyorum ben. Yine illa kontrol edecek varsa kontrol edebilirim. Neyse. Ne diyorduk? Parti olayı. İşte buradan karakteri görüyoruz. Sezon pesi var böyle. Bunları böyle ödüller alabiliyorsunuz. Ödül aldıkça buraya bakın. Malzemeler geliyor falan. Her bir item şu an bilmeniz imkansız tabii de. Ben yavaş yavaş onları öğrenmeye başladım. Gösteririm de. Sistem gereksinimleri bu arada oyunun düşük. Onu göstermedim ama gerçekten düşük. Yani ortalama bir bilgisayarda 1050-1060'da bile oynayabiliyorsunuz diye ben görüyorum şu an. Steam'de de öyle yazıyordu galiba. Onun dışında şurada potlarınız var, şurada teleportunuz var, işte canımız, atağımız, şu sağ tuş ve sol tuş olaylarını zaten biliyorsunuz Diablo'dan. Şu sağ tuş, şu sol tuş oluyor. Düz vuruşum ve işte sağda ilerleme mi bu ne bu? Onları değiştirebiliyorsunuz bu arada tıklayıp. Ne koyacaksınız onu koyuyorsunuz. Şurada bir Treasure Valley diye bir stat kısmı tarzı bir şey var. Chestler vesaireler bir şeyler bir şeyler. Onun dışında MP. Bütün menü burada bu arada da. Biz burada karakter menüsünden işte şeyleri ayarlayacağız. Buna ne denir? Statları ayarlayacağız. Atağımızı, defansımızı, her şeyimizi buradan detaylarını görebiliyoruz. Bunlar kostüm tarzı itemler. Şunlar işte bu şekilde title'lar, player stat'ları. Burada elemental tek falan olayları var tamam mı? Bunlar önemli. Bunlara da bakmak lazım. Yani stat olaylarını komple burada görüyoruz aslında. Daha detaylı bakmak istersek de bunlar var. Şurada skill'lerimiz var. Mesela şu an bir tane puanımız varmış. Buradan mesela bunu açabiliyor muyuz? 6 level istiyormuş. Şu alt kısımda leveli yazıyor. Bakın o 6 level, 18 level, 24 level. Burada altında leveli yazıyor. Şurada da kaç MP istedi, kaç puan istediği falan yazıyor. Mesela bunu öğrendikten sonra buraya geliyor, gördünüz mü? Bunu şimdi sağ tuş yaptığım zaman artık büyü atıyorum böyle. Bunu açarsam kalkan bu galiba. Frost Armor diye. Armor atacağım falan filan. Burada 3 build yapabiliyorsunuz. Flame, Frost ve Lightning olarak. Ben Flame gideceğim aslında ya. Buna yanlış mı yaptım? Sıfırlayabiliyoruz mu? Level 60'tan sonra sıfırlayabiliyoruz mu? Ha, 60'a kadar sıfırlayabiliyormuşuz. Bir şey istemezmiş. Free diyor. 60'a kadar. Mesela flame'e geçeceksem bunu geçireceğim. Direkt artık flame atıyorum. Bakın. Bu daha iyi. Lightning de atıyor. Lightning sektiriyor mu acaba? Sektiriyorsa Lightning de olabilir. Çünkü seken skill'ler bu tarz oyunlarda daha iyi oluyor. Ben o yüzden daha çok seviyorum böyle Lightning falan gibi build'leri ama bakarız. Bu otomatik sağ tarafa geldi ya mesela. Buna tıklayıp ayarlayabiliyorsunuz bu skill'i. Mesela sağ tıkladım buraya geldi gördünüz mü? Yani bunu buraya Q'ya da alabilirim şu an. Onu artık ayarlarsınız. Neyse buraları çok uzatıyorum gibi ama envanterınız burada. Bu item ilgi geliyormuşsunuz. İşte buradan takıyormuşsunuz. Onu göster. Tamam, bu gösteriyormuş zaten. Burada kutularınız, çantalarınız var. L'de böyle görevlerimiz var. Ve görevler çok fazla. Onu söyleyeyim. Action'lar var böyle görüyorsunuz. Mesela bunun main görevleri bittiği zaman 2 açılıyor, 3 açılıyor, 10'a kadar gidiyor. 10 tane main göreviniz var ve bunlar bayağı uzun sürüyor. Hani bayağı uzun sürüyor. Bayağı uzun sürüyor. Bitecek gibi değil. Biz şu an biri falan bitirmeye çalıştık. Bir 4-5 saatte. Galiba 4-5 saat falan. Gerçi oyunu öğrenmeye de çalışıyorduk. Biraz yavaş ilerledik de.
Böyle bunları yapıyorsunuz. Asıl olayınız ekşin 10'a kadar ilerlemek aslında şu anda. Onun dışında bu arada oyunu hiç göstermiyorum da göstereceğim. Yavaştan oralara da gireceğiz. Kümenlere çok girmiyorum. İşte kaosunuz var. Bu daha level istiyor. Buradan bunu mutlaka almanız lazım. Çanta paketi. Bunu bir daha alamıyoruz galiba. Kötü oldu bak. Bunu okçuda açtık biz. Belki meclisi varsa, meclisi açsam daha iyi olabilirdi. Neyse mailimiz bu. Şey mail diyorum. İtem mal dediğimiz o gerçek parayla ve normal itemlerimiz burada gözüküyor. Alabileceğimiz yani. Sadece gerçek para değil, gold da alabildiğiniz şeyler var burada. Neyse işte marketi testte şu an böyle marketini kullanabiliyorsunuz. Benefit'ten işte kod modu varsa onu kullanıyorsunuz. Social işte arkadaş listesi falan var. Maillerimiz var. Yani bir oyunda zaten achievement'lar falan ne iş görüyorsunuz her şey burada var. Petler önemli. Petler. Aa bak burada da açılabiliyormuş. Petler ortak. Bu güzelmiş. Bu bayağı iyiymiş. Petler ortaksa güzel. En azından peti bütün çağlarda kullanabiliyoruz. Şeyi kullansaydık iyiydi. Bu marketten bu arada az önce şunu diyordum. Oyunun çantası çok çabuk doluyor. Bu kadarlık bir çantanız var. Ama şu paketi mutlaka alın zaten. 10K'ya falan satılıyor. Bunu aldığınız zaman 4 tane çanta paketi veriyor ve size direkt burası fulleniyor. Yani çantanız asla dolmaz bunu yaptığınızda. O yüzden bu en önemli item olabilir. Burada rehberleri var. Burada da artık settingten ayarları yapabiliyorsunuz. Ben en yüksek ayarda oynuyorum. Daha da düşürebilirim de arttırabilirim de gerçi de. Böyle. Neyse bu şekilde. Buraları da çok anlattım uzattım. Buradan şimdi görev alıyorsunuz bu şekilde. Görevlerde şöyle bir şey var. Alta gelmediğiniz zaman tekrar göstereceğim ben. Normalde böyle tıklarsanız buraya tıklanır değil mi? Bak şu an aşağı inmediğim zaman görevin alt kısmı gelmiyor. O yüzden bunu böyle aşağı indirip okeyliyorsunuz. Bu önemli bir olay. Tab'a bastığınızda böyle harita buraya geliyor. Standart zaten diğer oyunlarda olan mantık. Göreve tıkladığınız zaman nereye gideceğinizi zaten gösteriyor. Onun dışında şurada quest log'dan işte loglara bir bakabiliyorsun. Bunu zaten az önce gösterdim. Böyle. Bir şeyler yaptıkça zaten görevleri var sezon pass'in. Bunları da doldurdukça free olanları en azından alabiliyorsunuz. Hepsini alamıyorsunuz. Free'leri alabiliyorsunuz sadece de. Bu şekilde oyunun hemen her şeyini anlattım. Kripto olayı da dediğim gibi NFT'lerle oluyor. Buradan item düşürüyorsunuz. Güzel bir item düşerse kriptoya satabiliyorsunuz gibi bir durum var. Ama kripto satmak için belli bir coin moin bir şeyler istiyordur diye tahmin ediyorum. Standlar zaten bir şey NFT'ye koyarken bir coin veriyorsun illa ki para ya da bir coin isteyecek. Neyse böyle sonuç olarak lagımız da şurada gösteriyor 76 şu an MS var yani gayet iyi bir pingimiz var bence. Onun dışında da başka bir şey gösterilecek bir şey yok. Şu an oyunu oynamaya artık başlayabiliriz. Burada böyle bir kaos paran ne bu? Kutusu gibi bir şey var. Buradan bir şeyler açılıyordu falan. Tam emin değilim buna ama. Burada görevleri böyle alver yapıyorsunuz. İlk itemi alana kadar ana iteminizi bak burada geldi. Orb alabilirsiniz, wand alabilirsiniz. Wand stop oluyor. Bu mana orb diye bir şey. Defansif diyebileceğimiz. Biz normal ağ sağlayacağız ve bunu takacağız hemen. Buraya geliyorum böyle takıyorsun. Buna sağ tıklasan doluyor mu? Bunu böyle elle götürmen gerekiyor galiba. Sağ tıklayınca kabul etmiyor gibi. Bunu elle böyle koyacağım. Şimdi burada bu amulet pekleri var. Bunları falan göstereceğim. World Ring'i bilmiyorum tam hala. Onu öğreneceğiz. Auto-sort'layabiliyorsunuz şöyle. Otomatik sarılıyor. Şimdi kastıkça göreceğiniz bir olay var. Identify'ı kullanacaksın. İtemler kilitli çıkıyor. Onları açmak için kullanacaksınız falan. Birinci ve ikinci silahımız var. Bunları böyle kullanabileceğiz. Bunları da yine gösteririm. Bir de bunun bir main silah bir de ikinci silah olur ya onu ayarlamaya çalışacağız. O olay da var. Onlara bakacağız. Şunlar da gördüğünüz coinler bu arada. Bakın gold, cobblestone, soul spear falan. Bu az önce kripto kısmında gösterdiğim coinlerden var burada. Bir tanesi galiba şu serap olan mıydı ya emin değilim ama. Bir tanesi kripto puanı oluyor ve onunla zaten NFT'yi galiba çıkarıyorsunuz. Hemen hemen bütün kripto oyunlarda böyle. Bunda da öyledir diye tahmin ediyorum. Neyse. Birazcık oyunu gösterelim. Oyunu anlatalım. Görelim birlikte oynayak bakalım. Haritada her şeyi görebiliyoruz bu arada zaten. Ama illa görmek isterseniz şuradan şöyle nereye gideceğinizi de görebilirsiniz. Main görevlerle ilerlemek sizi bayağı hızlandırıyor levelde falan. Onu diyeyim.
Buradan ilk baştan bir join diyebilirsiniz, on my own diyebilirsiniz. Yani bir part falan da girebilirsiniz ya da kendiniz gidiyorsunuz. Şöyle gidelim bakalım. Şimdi buradan sonra artık burası bir şehir. Şimdi şu meydan haritayı görüyorsunuz ve burada actionlarını da görebiliyorsunuz. İşte chapter, actionlar falan burada gözüküyor. Buradaki olay şu. Harita kocaman gözüküyor ama bunların her bir bölgesi bir bölüm. Ve buradan böyle bayağı bir açılıyor. Ben bir okçu karakteri birazdan geçer bakarız zaten gösteririm. Bayağı bir hani bir şey var. Büyük haritaları var. Ve her birini açtıkça yeni bölümler ilerliyor, açılıyor falan. Oo, bu çok mana harcıyormuş yalnız. Bu pet niye toplanıyor şu an? Bak burada size 1 ve 2'deki şeyleri gösteriyor. Press 2 yaptığım zaman 1-2'deki şunları kullanıyor falan. Pet toplamıyor yalnız. Niye toplamıyor? Aa, süresi dolmuştu bunun ya. Tüh. Bak bunun 3 günü vardı. Biz bunu harcadık boşu boşuna. Unuttum onu bak. Biz öbür karakterde açtık bunu. 3 günlük süresi vardı. Doldu, kapandı. Büyük ihtimal artık kullanamayacağız. Orada böyle yan görevler var. Yeşil olanlar ya görev. Kırmızı olanlar ana görevler. Bu pet şu an hiçbir işe yaramıyor bu arada. Yanında sadece dolaşıyor. Şöyle bufflar var. Bunları böyle alabiliyorsunuz. Ekstra bufflar. Böyle sağ atış yapacağım. Sağ atış yapacağım. Oğlum. Hop. Çok da vururmuyorlar da yine de vurdukken demet yememeye çalışıyorum ben. Mesela burada görevimiz buraymış. Buraya geldim, tıkladım, aldım. Bak, level 2 oldu şu an. Buna bir tane daha geldi. Bunun işimiz bitti galiba zaten. Yeni statlar geldi. Statlarda şuradan özelliklerine bakabilirsiniz ne verdiğini. Bak bu atak demiş diyor. Bu accuracy veriyormuş. Bu HP veriyormuş. Bu da MP buff skill'leri falan. Flame position gibi skill'lerin damage'ini arttırıyormuş. Yani biz enerji vereceğiz zaten. Mantıken de büyücüler enerji int tarzı şeyleri açarlar. Kod nasıl bulurum? Parayla bedava vesaire. Valla ben de şu an 5 tane, 6 tane kod var. Onları Discord'dan dağıtıyorum. Discord'a gelirsen ben bir tanesini verebilirim sana. Bakarız. Bu arada bu sektiriyormuş bak güzel. İtem aldık bir tane mesela. İtemler böyle bu şekilde duruyor. Bu Metin 2'deki tarzda bir durum. Bu spear'mış mesela. Onun dışında quest log'dan bir tane yan görev açtık ya bak bu o. Ondan sonra şuradan da skill açabiliyoruz artık. Lighting açsak mı ya? Light are. Şu height damage'miş. Strong control. Kontrol olayı stun falan olayı var. Stun olayı, ya stun diyorum, dondurduğu için falan kontrol mekanizması işte biliyor. Bu da birazcık alan hasarı gibi düşünebiliriz galiba. Ben light'ı açacağım ya. 6 levelde açacak zaten diğer skill'lerde. Bunu bu arada arttırabiliyorsunuz. Mesela buna bir tane daha verseydim 2 level olacaktı falan. Skill'lerin up'layabiliyorsunuz. Geleyim tamam. Gel Discord'a ama dediğim gibi yayından sonra vereceğim. Onu söyleyeyim baştan da. Yayından sonra yazarsan hemen bir tane kodu vereyim. Şuradan şunu da aldık. Bu arada kodu bulmak çok zor. Bana 10 tane verdiler. Ben işte böyle ufak tefek dağıtıyorum. Bu daha mı iyi? Değil. Aynı işler. Mesela buradan bir tane görev tamamladık. Gördünüz mü? Direkt coin verdi. Bunlar arttıkça da buradan puan alıyorsunuz falan. Bu şekilde geliyor. Mesela Q'ya şimdi yeni skill'im geldi. Elektrik atabiliyorum şöyle. Bu skill Q'ya geldi. Bunun yerini değiştirebilirim bu arada. Ya bunu mesela tam tersi de yapabilirim. Şöyle ilerleyeceğim. Bu biraz daha böyle alan hasarı vuruyor ama damage'i daha az tabii. Üzerine gitmeniz yeterli item almak için. Daha doğrusu gold almak için. İtemi illaki tıklamanız gerekiyor da. Main quest burayı gösteriyor. Yan görev burayı gösteriyor. Yan görev main'e mi gideceğiz? Ona işte kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Şöyle gidelim bakalım. Büyücü biraz oynamak istiyorum aslında ama
Ha, bu beni dışarı çıkaracak galiba ya. Bakayım da bir tekrar. Ha, return circle'lar var. Şehre dönmek için B'ye bastığınızda zaten şehre dönüyor. Aslında kontrolü açsak daha iyi olabilirdi ya. Orada alevle buzun tam hiçbir alakası yok. Saçma olurdu ama buzu kontrol için kullanmak çok iyi olabiliyor. Çünkü okçuda mesela buzu açtım ben ve donduruyor falan ya. Çok etkili oluyor. Bak bir tane daha item düştü. İtemlerin raylik durumları var zaten. Onları biliyorsunuzdur. Nereye gitti lan o? Öldü mü? Işınlanıyor bu. Aa, sen neler yapıyorsun öyle? Mana acayip gidiyormuş yalnız. Aha bak. R'lik durumlarını işte buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Üzeri çok doluyor ama öyle böyle değil. Bak onu göstereyim. Gördünüz mü? Felaket üstü doluyor. Bak vant düştü bir tane. Özel. Bunu açmak için işte identify'ı kullanıyorsunuz. Buna tıkladım. Tıkladım bak bu açıldı. Bunun özel ekstraları var. Sarı itemleri açarsanız eğer ekstraları var böyle. Karların aslında yani damage olarak aynı farkında mısınız? Bunun tek farkı alttaki özellikleri, buff'ları. Lightning damage'i arttırıyormuş. İşte Monster Gold Drop'unu arttırıyormuş falan filan. Önemli olan da bunlar zaten. Onun dışında şunlar çok önemsiz şu an. Mesela bunları üzerinde tutmanın bile bir anlamı yok. Kırmanız lazım. Kırmak için şehre gidiyorsunuz falan. Ekstra uğraşlar. Şöyle bölgelere bir girebilirsiniz. Her yerde kutu çıkabilir. Kutular vesaireler olabiliyor. Biz bu görevi bu arada bitirdik. Geri dönüyoruz şimdi. Bir tane pot basabilirim sanki ya. Benim ana görevde bu arada gösteriyor şurada da. Bunu bir verelim bakalım. Medicine Box'ı verecekmişiz. Şey. O Medicine Box da şu oluyor. Bunu az önce görevden düşürdük ya. Oradan karakter ekranına falan tekrar dönebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Feedback verebiliyorsunuz falan. Feedback önemli bu arada. Eğer bir şeyde sıkıntı görürseniz mutlaka feedback verin. Çünkü oyun gelişiyor hala ve bir şeyler daha geliştirebilirler. Düzeltebilirler hata falan varsa. Şöyle gidelim. Nereye vereceğiz bu görevi acaba? Heh, şu portallar var. Bak önemli olan şu portallar. Gördünüz mü? Buraya geldik ve bu kısım açıldı. Buraya tıkladığım zaman artık gidebileceğiz. Buraya tıkladığım zaman teleport olabileceğim. Teleportlar zaten bu işte mesela Diablo'da da vardı, şeyde de var. Lost Ark'ta da vardı. Böyle portalları açmak inanılmaz önemli. Benim damage'im çok düşük hala ya bu arada. Mana put falan alabiliyoruz buradan. Şununla canımı doldurabiliyorum. Sonracığıma. Böyle minili bosslar var. Bak benim attığım skill'i falan atıyor bunlar da. Çok vuramıyor ama yine de vuruyor aslında ya. Böyle moblar çıkarıyor bu. Ben bir pot basacağım. Bu arada potu bastığınızda korkmayın. Çünkü potlar bir anda doldurmuyor. Parça parça dolduruyor. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum onu ama. Böyle parça parça dolduruyor. O yüzden birazcık şey. Garip gelebilir ilk başlarda. Ya hızlı hızlı bir 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 falan yapmaya çalışmayın boşuna. Çünkü parça parça dolduruyor. Bunu kesin almam lazım da. Bunlar kotonlar zaten. Şunu alamıyoruz. Bak çantam dolduğu için çoğu itemi şu an alamıyorum. Bunlar böyle kaldı. Bunu da ne yapacaksınız? Bunları yere atacaksınız. Beyaz itemden hiçbir faydası bir amacı yok. Maviler en azından kırdığınız zaman malzeme veriyor falan. Hani ay. Şimdi burada bir şöyle bir seçeneğiniz var. Sorkladığınız zaman otomatik yer açıyor size ve bunu o zaman artık koyabilir hale geliyorsunuz. Çantanız açık değilse mesela onu da göstereyim. Bunu kapalı ya mesela kapattım. Direkt alıyor. Ama çantanız açıksa elle kendiniz yerleştiriyorsun. Tutuyorsun, çekiyorsun, buraya yerleştiriyorsun falan. Yani kendiniz elle de yerleştirebilirsiniz. Şu kutular var böyle. Dungeon'lar var ekstra. Bak böyle. İçeri girip dungeon'a girebiliyorsun da dur. Onu göstermeden önce.
Bir de kutuyu gösterseydim ya. Oyunda çok fazla kutu var. Böyle değişik bölgelerde kutular var. Bilmiyorum onu gösterebileceğim mi ama. Tekme skill niye bu kadar az ya şu an? Alan hasarı veren bir tane skill açılacak bu arada. Heh. Meditasyon varmış. Mana recovery yapıyor. Bu pasif mi? Buna bakmak lazımdı da. Frost'u da bir açsak mı acaba? Şimdi bu skill'i böyle geliştirebiliyorum bu arada. Resetleyip de şey yapabiliriz aslında. Lightning çok hoşuma gitmedi. 6 levelden sonra açılıyor klaslar bu arada. Biraz daha hani asıl skill'leri. Bak Burst skill'i varmış. Böyle yapabiliriz mesela. Bütün skill'leri flame'e harcadım. Tabi bu böyle mantıksız. Şöyle yer değiştirmeniz lazım bunu. Q'ya bastığımda mana da olacak. Sağ tuşta bunu atacak falan. Şeklinde onu yapabiliriz. Ya kutuları olan kısımlar vardı. Onları göstermeye çalışacağım da. Bu damage arttı bak. Bayağı bir damage arttı. Tek atıyorum artık. Potları falan alacağım. Ringler bak. Ringler zor düşüyor. Bir tane düşürdük. Ve taktı otomatik zaten. Tamam. Bir de stat verecektik. Bak statı da enerjiye vereceğim. Böyle devam edelim. Tamam, tek atabiliyorum. Güzel. Güzel oldu bence. Devam. Şimdi main görev gitsek aslında iyi olabilir gibi geliyor ama. Main görev neredeymiş? Bunların hepsi aynı yerde mi? Bak buna bastığımızda mesela çıktı gördünüz mü? Şu an buraya gidebiliriz. Bir teleport noktasına koşalım. Ana görev çünkü gerideymiş. Oraya ışınlanabiliriz şu an. Bölgeleri biraz alışana kadar garip gelebilir. Ya da direkt return'ı da atabiliriz. Return'a bastığınız zaman böyle bir portal açıp direkt şehre döndürüyor sizi. Mesela bak main görev burada. Geldim. Geldim aşağı görevi verdik. Bak böyle bir tane mavi item verdi. Bunu ha, botum olmadığı için alamıyorum şu an. Orada bir şey vardı. Dur. Nerede o? Buranın portalını açmamışız. Bak bunu mutlaka dediğim gibi açmanız lazım. Blacksmith'e geldik. Şimdi iki seçeneğiniz var. Ya itemleri satacaksınız. Sattığınızda geri alabiliyorsunuz buradan bu arada. Ya da salvaj yapacaksınız, kıracaksınız. Kırdığınızda verdiği şu malzemeleri verebilir diyor size. İşte iki tanesini kıralım. Ama slotum yok, kıramıyoruz. Mesela bunları mesela tıkladım, 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 sattım, tamam mı? Repair'i de buradan yapıyorsunuz bu arada. Tıkladın, repair ol diyorsun, repair yaptı. Salvaj olayı da buraya tıkladın. Tıkladım bu ikisine mesela. Salvaj diyorsun, bak iki tane bundan verdi. Bu bir şans. Tamamen şans. Onu bir söyleyeyim. Ben satmayı tercih ediyorum. Ne düşmüş mesela onu. Açalım. Dur. Nerede o? Identify. Tıkladım açtım. Link'i buraya takabilirim abi. Sortlayabiliriz. Otomatik sortlasın buraya. Bunlar notlar. Notları açarak burada ekstra şeyler açıyorsunuz falan. Repair yaptı güzelden. Bu kadar. Tamam. Bütün itemleri ayarladık mı? Şimdi bir daha bir sortlayayım da. Şimdi görevi verdim. Tamam mı? Görevi verdikten sonra bize bir tane ana şey seçtiriyor. Bunu tıklayıp aldık. Main görev. Bak bu tamamlandı. 2 geldi şimdi. Sonra tıklıyorum. Bunu mesela açmak için Identify'ı zaten gösteriyor bakın. Nasıl kullanacağınızı. Ben gösterdim zaten de. Kendi bir daha gösteriyor. Böyle taktık. Bunları falan da gösterecekler. Onları yine gösteririz. Onun dışında bu kadar. Başka bir şey yok şimdilik. Main göreve devam edeceğim. Bu arada teleport noktasına geri gidebiliyorsunuz. Bak dur bakayım. Görev zaten burada yine. Bunu bir alalım. Tekrar geri gideriz orada. O teleport bayağı bir açık kalıyor. Yani onu da göstereyim tekrardan da. Bak 10K gold verdi bir de. Güzel. Nerede main görevim şimdi? Bak aşağıya geldi tamam mı?
Teleport'ta biz zaten neredeydik? Teleport noktasını unutmamanız lazım. Tıkladın. En son ışınlandığım yere geri gidiyorum ben şu an. Neredeydim? Bak buradaydım, yine buradayım. Gördünüz mü? Böyle bir pot yeniledim. Bak buradayım yine. Bu şekilde. Şimdi bunu da yapabilirim mesela. Buna gidip bunu da yapabilirim. Main'im de aşağıda. Aşağıya gittiğimde buradaki yeni portal açılacak falan. Böyle ilerliyorsunuz. Bir sürü bölge var böyle. Bak bu. Böyle aşağı doğru. Action 2'ler, 3'ler, 4'ler. Oyun bayağı geniş yani. Öyle düşünsemeyecek bir şey yok oyunun. Ben burada devam etmeyeyim, göstermeyeyim de. Şimdi öbür karaktere bir geçelim istiyorum. Function Temporary Disable mı? Niye? Etkileyim, genişletim. Exit mi diyeceğiz? Komple mi çıkıyor exit deyince? Dur bir daha açalım. Şimdi normalde class değiştirecektim de. Öbür karaktere geçecektim. Evet, tekrar girdim. Ne oldu ya böyle? Bir giremedik oyuna. Neyse, göstereceğim şey, çoğu şeyi gösterdim bu arada. Bir de okçuyu göstereyim istiyordum ama. Bir saldırı mı var? Bir şey var galiba şu an. DDoS saldırıları falan yapılıyormuş bu ara. O yüzden bir takılıyor falan olabilir oyun. Heh, geldim. Bu da benim okçu karakterim. Benim asıl oynadığım karakter buydu. Valkyrie olarak açıyorsunuz. Normalde kılıç, kalkan ve spear kullanıyor ama baktığınız zaman okçu da bunda. Böyle garip yani gerçekten. Passive magic diyor bak. İşte javelin falan spear'ı var. Bir de bow, crossbow kullanabiliyormuş bu karakter. Bunu görüyorsunuz. Skill'lerim ben bu şekilde ayarladım. Sağ tuşum böyle vuruyor. İşte Q'da böyle alan hasarı vuruyor. W'm böyle bir alev atıyor. Bir de E'deki skill'de buzlu oklar atıyorum artık mesela bak. Buz ok atıyorum. Görüyor musunuz? İşte R'deki de mesela alevli oklar atıyor artık. Böyle alev oku atıyor. Bu şekilde şeyleri var, skill'leri var işte. Şu düz atağınız, bu düz atağı aslında şöyle yapabilirim gibi ya ben. Şunu kullanabiliriz. Yani değiştirebilir. Bunun yerlerini pek ayarlamadım, uğraşmadım da. Bunlara bakabilirsiniz aslında. Bak şu an alevli oktayım, tamam mı? Bunu buza çeviriyorum. Bu ne yapıyor derseniz artık buzlu oklar atıyorum. Bu artık kalıcı. Bir süresi var bunun ve bu artık kalıcı yani. Buza atacağım. Bir durum var. Neyle gelmiş? Ne bu? Maintenance'dan ödüller vermiş bak bir sürü. Ne bilmiyorum ama alabiliriz. Oo bayağı bir ödül vermiş lan. Oo. Oo. Dur ona bakarız şimdi. Şey göstereceğim. Hani dedim ya size bir tane kutu var. Veriyor. Şuradan alıyorsunuz demiştim. Şunu alıyorsunuz demiştim ya. Onu aldığınız zaman işte bu dört tane slot veriyor. Bakın ne kadar fark ediyor. Görüyorsunuz mu? O yüzden bu çok önemli bir şey. Bunu mutlaka almanız gerekiyor. Yoksa bu olmayınca çantanız anında doluyor yani. O kadar hızlı doluyor ki. Oraya ne gelmiş? Bir maili gösteriyor değil mi bu? Maili gösteriyor herhalde. Üzerim dolu da değil gerçi ya. Alabilirim. Aldım ve sildim. Tıkladım, aldım. Sildim. Tıkladım, aldım. Sildim. Bu fast claim de diyebilirdim vardı da. Neyse. Bir tane yapmayı seviyorum ben. Neyse devam. Şuradan mesela bir görev geldi işte. Bir şey yaptınız. O gün olduğunuzda bile görev geliyor da. Sonra bunları alıyorsunuz mesela. Burada ben level atlatmışım bayağı falan. Şimdi neler gelmiş onlara bir bakalım. Bu neymiş? Void Feather, Core, Alien World. Bunların hangiydi ya? Frost Mage, Frost West, Evade 4. Ha, bu daha iyiydi. Şimdi satılacak malzemelerim var burada da. Şu World Ring'i bulamadım da amuletleri nasıl kullanacağınızı buldum. Mesela bunu kullanmak için şu slotu açmam gerekiyor. Onu bak göstereyim. Buradaki bölümleri açmak için şuna tıklıyorsunuz. Bölüm açılıyor. Buna tıkladıktan sonra anahtarla bölümü açıyorsunuz. Bu anahtardan gerekiyor. Şu ikili olanları şöyle hatta bu üçlü 3 üç tane alta doğru slot açmanız lazım. O yüzden size tavsiyem
Slotları böyle yan yan açmayın. Aşağı doğru açın ki bunlara böyle koyulabilir olsun. Üçlü olarak bunu zbank diye koyabilirsiniz. Boşa harcamış bir şeyim var benim şu an mesela. Bu yüzden. Öyle bir durum. Başka ne koyabiliyorduk, ne yapabiliyorduk ya? Neyse şu yeni gelenlere bakacağım. İtemler neymiş? Potion Speed, Moment Speed veriyormuş bu 10 dakika boyunca. Kullanabiliriz gibi ha. Bunlar ne işe yarıyor acaba? Şu tüylerin ne işe yaradığını bilmiyorum da. Şu speed veriyor. Mesela şu an hızlandım. 10 dakika boyunca. Orada bir tane kutu veriyor. Revive Scroll varmış. O kocaman kutudan bu mu çıktı gerçekten? O ne verecek? Bir ekstra kristal drop. 100 number alien challenge'ından olanlara çevirdi. Rebirth Potion Success Stats. Neymiş lan o? Statları mı sıfırlamak içindi bu? Aa, bunu boşuna kullandık ya. Gerçi stat ne vereceğiz bilmiyorduk. Bunu birazcık kullanabiliriz gibi. Equip certain weapon. Weapon damage'imizi arttıracak. İşte ben STR vermek istiyorum ya birazcık. Şimdi normalde bu tarz oyunlarda klasınız okçuysa dex verilir ama buna STR vermek damage'imi arttırıyor benim. Öyle bir olay fark ettim ben. O yüzden birazcık bir STR vereceğim diye. 60 stat vardı. 70'e kadar buna verelim. Geri kalan dex'e versem nasıl olur acaba? Bunu 60'ta bırakacağım ya. Yani. Bunu 60 yapayım geri kalanı STR versem. Bir böyle bir deneyelim. Merak ettim çünkü ben. Çünkü fark ettiğim dediğim gibi olay bu. Yani STR verdiğinde daha fazla damage vuruyorum ama hız mı yoksa şey mi daha önemli. Kris mi? Ona bakmak lazım. Bakacağız. Ama böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum şu an. Normalde dex verilir ama bu oyun biraz dediğim gibi değişik işte. Onu açamıyoruz. Bu neymiş? Alien Landmap. Nereye geliyor? Buraya mı geldi? Onu ne yapıyoruz ki? World Map. Ben falan mı konuyor? Onu bilmiyorum hiç. Bilmediğim için açmak da istemiyorum. Bu da full recovery, restore %100 imiş. Bu arada bu sadece stadı sıfırlamıyormuş. Şey de sıfırlandı, skill'lerim de sıfırlandı bak. Bunu gereksiz yaptık ya. Bunu yüksek levelde kullanmak lazım. Kötü oldu bu. Bu bir kötü oldu gibi. Buzu vereceğim. Alevi vereceğim. Bu main skill'im olacak. Şu main olacak. Bu muydu? Bunu niye veremiyorum lan? Ha, buna vermediğim için veremedim. Şunu şuraya koyacağım. Şuraya da şunu koyacağım. Hatta şunu şöyle. Ok. Alev. Tamam. W'yu açık bırakacağız. Ondan sonra geri kalanı da ben buna vermiştim galiba. Buna vereceğim. Bunu yükseltmek iyi oluyor. Orada da pasiflerimiz var aslında ama boy şansı falan veriyormuş. Blitz falan. Bunlara bakmak lazım. Şu zaten açılmayacak da. Pasif Magic'e bakabilirim. Amulet bölümüne ekleniyor. Hangisi? Buraya mı ekleniyor? Bakalım deneyelim. Buraya değil ya. Bunlar farklı bir şey. Bu Charm diyor. Farklı bir şey bu. Monster level 64 falan diyor zaten. Bu bizim kullanabileceğimiz bir şey olmayabilir şu anda.
Bunu açamıyoruz. Bunlar full potları. Onu büyük ihtimal buraya koysam daha iyi olabilir. Ulan bunu yanlışlıkla kullanırım ama diyecektim ki kullandım zaten. Ulan. Dur ya. Bunu ver şuraya da. Heh. Tamam neyse. Şimdi bu karakter nasıl bunu da biraz göstereyim. Öyle devam edelim. Enter this. Ulan nereye gidiyormuşuz? Bak haritası böyle oldu gördüğünüz gibi. Az önce bahsettim yani. Burada bir sürü bölge var abi. Kaç levellik moblar olduğunu gösteriyor. İşte 6 level varmış. Burada işte 7 level varmış. Burada görüyorsunuz her şeyi. Ana görevin burada. Mainler şurada var. Şey, yan görevler, side'lar burada varmış. Buradaki teleport noktasına gittikten sonra ki teleport noktası nerede ki lan bu arada? Babasın. Kardaymış. Buraya geldin tamam mı? Tıkladın. Buradan istediğin yere ışınlanabiliyorsun böyle. Ya bunları kesinlikle kullanmanız, uygulamanız gerekiyor. Yoksa ilerleyemezsiniz. Her yere yürüyerek gitmek eziyet. Onu diyeyim. Ben bu şehre ilk defa mı gelmişim? Açtığınız bir bölge açık kalıyor. Ama burada mesela ilk defa geldiğinizde böyle gösteriyor. Kapalı kısımları açıyorsunuz böyle bu şekilde. Bu böyle açık da kalabilir. Ya petin süresi yok değil mi ya? Pete süre lazım aslında var ya bir olsa o. Çok iyi olacak pete. Aa 6 gün gelmiş zaten buraya. Bunu neyle aldık acaba? Verdiği şeylerden biri de bu galiba. Bak 6 gün geldi tamam mı? Buradan item ayarlarınızı yapabiliyorsunuz işte. Tamamları ben artık aldırtmıyorum. Magic üstüne aldırtıyorum. Identify 27. Büyük konsum ekipman. Bu şeyleri açıyormuş. Bütün hepsini açlıyor. Çantaya gelen. Buna tıkladığınızda işte salvaj item yapabiliyorsunuz buradayken ya da şapa tıklayıp direkt item satabiliyorsunuz. Ya buradayken bile yapabiliyorsunuz. Mesela bunu sat, bunu sat, bunu sat, bunu sat. Buradayken bile satış yapıyorsunuz özellikle. Bu çok güzel bir özellik bence. Bak bunu da sattım. Repair'i de buradayken yapabiliyorum. Yani pet aslında çok önemli. Lost Ark'taki pet de böyleydi. Buradayken satış yapabiliyordunuz. Yani herhangi bir yerde satış yapabiliyordunuz ve üstüne bankaya koyabiliyordunuz. İşte repair yapabiliyordunuz falan. Bunlar çok önemli pet de o yüzden. Neyse devam edelim. Evet, main görevim. Buradaymış. Şöyle tıklayıp devam edebiliriz. Pet zaten artık topluyor. Ben bir şey yapmayacağım. O da güzel oldu. Pet'e gün vermesi çok iyi. Bu arada demecim inanılmaz arttı. Aslında bunu ilk baş sıfırlanmadan önce gösterebilseydim keşke. Bunlara vurdum demiş düşüktü bak. Tekrar tık bakalım. 97. 270 falan vuruyorum şu an. O yüzden inanılmaz önemli ya. Gerçekten statlarda düzgün vermek. Dediğim gibi normalde benim dex'e vermem lazım ama STR benim damage'imi inanılmaz arttırıyor. Kesinlikle worth ya. Bunu kesinlikle böyle yapmam lazımmış. Nerede? Şurada bir healing varmış. Bunu yapacağız. Sonra geleceğim bu görevi vereceğim. Bu site görevi bu arada da. Ha kostüm nerede lan? Dur bakayım. HP limit nereye gitti bu kostüm? Pet X kart diye bir şey verdi bize. Bu neymiş? Yani bir günlük daha X mi ekledi? Bir gün daha mı ekledik? 7 gün oldu aynen. Quest log'dan bir kısmı daha tamamladık galiba. Şöyle bir daha sıralayalım da düzgünce. Ne diyordum? Devam edelim. Başka nerede bu? Bitti mi buradaki görev? Bak, Maraş Cave'e gitmem lazım. Marş Cave'e gidecek. Maraş demem ben. Neyse, devam. Buradan bunu açalım. Bu arada şöyle bir
Bunun güzel yanı okçunun bu arada demek içinden geçiyor direkt yani vurduğunuzda büyücü de mesela vurduğu kısma direkt vuruyor ya hani vuruyorsun o moba vuruyor kapanıyor. Bunda içinden geçmeye devam ediyor. Bunun okçunun güzel yanı o yüzden okçu benim daha bir hoşuma gitti aslında. Bayağı içinden geçerek vuruyor çünkü. Kaç tane mob varsa hepsine vuruyormuş gibi düşün. Büyücü de alan skill'i açılacak. Ondan sonra böyle alan hasarı vuruyor. Bu direkt zaten alan hasarı. Güç skill'i alan yani öyle diyeyim. Biz bu arada yürümeyeceğiz yine. Buraya geleceğiz. Buradan teleport olacağız ama burayı tam açmadığımız zaman teleport olamıyorsun. Galiba buradan içeri mi gireceğiz? Ne vuruyor lan oradan? Devam. Galiba buraya girmemizi istiyor. Bunları daha gelmeden kesiyoruz ya. Baya rahat oluyor. Şimdi bu buraya girmemi istiyor. Marşke buradan gir diyor bu arada. Tamam, burada neymiş olay? Baba basarsak gözüküyor mu acaba? Heh, şimdi gözüktü galiba. Büyücüler birazcık tehlikeli bence. Şu yeşil olduğunda şu kısım biraz şey oluyor. Zehir falan hasarı vurmaya başlıyorsun gibi oluyor. O tarz şeyler de var. Aa, bu direkt vuruyor lan. Biz bayağı toparlıyoruz. Aa, burada boss varmış. Bunlar da büyük bosslar bu arada. Böyle hasarlarından kaçmanız lazım onun. Bak bu bayağı vurdu bana aslında da. Ben artık damage yemiyorum level düşük olduğu için ama bunlar levelinizdeyse birazcık can yakabiliyor bak. Aha da böyle. Öldüm galiba. Oy! Dur şunu basayım. Gidemedim de oraya bak. İçinde tam kaldığım için bu kadar vurdum. Normalde bu kadar vurmuyor. Heh, kutuları göstereyim diyordum. Kutular da böyle arkadaşlar. Böyle de kutuları alıyorsunuz. Bu kadar. Böyle bir boss kesmiş olduk. İlerlersek de şurada bir side görev var. Ana göreve de gidebiliriz aslında da. Neyse. Bu birazcık bu arada bütün haritayı açmak gerçekten zaman alıyor. Ben onu fark ettim. Ne lan boss muymuş bu? Ok şey bu skillini açtığım için vuramadı bile bu arada fark ettiyseniz. O yüzden önemli bunlar. Burada bir kutu daha varmış. Onu da açalım. Yani aslında bitti görev. Orayı komple de açabilirsiniz isterseniz. Ya da işim bittiyse de dönebilirim. Ben şu an görev odaklı gittiğim için çok buralara bakmıyorum ama buraları komple de keşfedebilirsiniz. Kutular var, yeni itemler çıkarmak için falan. Keşfedilebilir bir şey aslında ama ben dediğim gibi gidiyorum genelde buradan. Direkt buradan çıkacağım şimdi. Bakalım görev neredeymiş. Bunu şimdi nereye teslim ediyoruz? Uzak mıydı? Ha, şuraya doğru gideceğiz. Aynen. Oyun Diablo'ya çok benziyor bu arada. Bayağı benzetebilmişler yani gerçekten. Ve bu ücretsiz çıkacak. Dediğim gibi kriptosu da var içinde ve yani kesinlikle oynanabilir, denilebilir diye ben düşünüyorum. Bitmedi bu hala ya? Bunun daha devamı mı var? Heh, bitirdim sonunda galiba. Evet. Bak. Hop bitti. Bunları bir şekilde kapatıyorsunuz yani. Hepsine tik olması lazım.
Mailinleri bitirdiğinizde ekşimdeki açılacak da site'ları da yaparsanız güzel oluyor tabii. Mesela verdiği item hiç fena bir item değil. Neki'm gelmiş. Bak Neki açabiliriz. Identify. Neki şöyle koyabilirim artık. Ben bir de zırh almamış mıydım ya? Bir de zırh almıştık galiba hani. Bu yalnız üf bir item yani üf. Ona bir takayım. Bayağı iyiymiş. Armor 8 veriyor. Bir item daha almıştık sanki üstümüze ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aa ok gelmiş lan. 1'e 7 ama bunun demeci düşük. Yani şu anki daha iyi gibi benim. Yani biraz zırh aldık diye hatırlıyorum ben ama. Neyse anahtar falan gelmedi değil mi? Bu anahtarlar çok zor düşüyor. Ameliyatı genişletmek için çok fazla anahtar lazım ya. O biraz uğraştırıcı. Ben şunu yapamadım bir tek şu anda bu arada. Onu da yapmamız için şuradaki bölgeyi açmamız gerekiyor. Orada açılmıyor. Onun dışında şu açılmış. Teleport yeri neredeydi ya? Ben bir daha gideyim teleporta da. Ana göreve doğru koşayım. Zaten biraz daha ilerleyelim ana görev. Oradan sonra ilk bakışı bitireceğim. Hatta ilk bakışı bitirelim bence ya. Kafidir. Devam ederiz biraz daha da. İlk bakışı bitirelim istiyorum ben. Çünkü çok uzadı. Bir saat olmuş. Neyse mantığı bu şekilde. Çoğu şeyi gösterdim, anlattım diye düşünüyorum. Kripto olayını da zaten gösterdim. Yine NFT'lerle işlem yapılıyor daha çok. Buradan düşürdüğünüz bir NFT itemi sitesinden yani şuradaki marketplace'ten satabiliyorsunuz şu anda. Onun dışında da şeyler var işte. Ne denir? Coinleri çıkacak. O coinleri de çevirip alabileceksiniz falan gibi bir durum var. Coinleri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. O NFT'yi çevirebiliyorsunuz falan. Böyle bu şekilde. Ben daha da fazla uzatmayayım. İlk bakışı yavaştan bitirelim. Oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz. Bence gayet güzel grafikler var ya. Bence böyle bir bu türde bir oyun için gayet başarılı grafikler var diye düşünüyorum. Sesler yine gayet başarılı. Oynanış gayet başarılı. Bu build sistem falan gayet iyi duruyor. Yani genel itibariyle oyun iyi duruyor. Bir action RPG için gayet başarılı. Hack and slash'ı falan tam böyle güzel bir işlenmiş, yapılmış gibi duruyor. İlerledikçe bu arada böyle bayağı bir bu tarz oyunlarda şeydir ya böyle alan hasar vura vura bam 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 gidersiniz. Vura vura de, bir spam yaparak ilerlersiniz ya tam anlatamadım ama anladınız siz onu. İlerleyen seviyelerde onlar oluyor. Yani şu hatta sitesinde göstersem daha iyi gibi de. Steam burada gösteriyor ya hani böyle patlata patlata gidiyorsunuz şu tarz. Onları yapabiliyorsunuz ileride ama işte build'inizi güzel ayarlamanız lazım. Öyle bir durum var. Onu yaparsanız bayağı öyle oluyor. Ya yani patlaya patlaya gidiyorsunuz. O da keyifli bir şey bence. Ya oyun ilerleyen seviyelerde daha bir açılıyor. Şu an daha çok erken aşaması. Ama haritası falan çok büyük olduğu için biraz yavaş ilerleniyor. Bayağı bir zaman alacak gibi o yüzden. Böyle genel itibariyle ama oyun güzel. Diablo'ya da oldukça benziyor bence. Gayet güzel iş çıkarılmış diye düşünüyorum. Böyle. Oyunumuz bu şekildeydi. Ben daha da fazla uzatmadan ilk bakışı yavaştan bitiriyorum. Özetle Serap böyle bir oyunda ve bu da ilk bakışımızın sonuydu deyip böyle bir videoyla bitirmiş olduk.